Canım merhaba, günaydın. Merhabalar. Merhabalar hocam, teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederiz. Misafir kabul ediyor musunuz? Evet. Tamam. İstanbul'da küçük bir hediyemiz var. Bugün biliyorsunuz kandı töreninde Sayın Bakanımız buradaydı. İstanbul'da da tanıştı. Hastane sınıfımızdaki bütün çocuklarımızın karnelerini birlikte verdik. Ama bugün özellikle üstadım çok dikkatimi çekti Sayın Bakanımızın. Yani bizzat üniversite sınavına hazırlanıyor olması çok önemliydi. Yani bu süreçte bütün çocuklarımıza sağlanan destek gibi üstadımı da hem destekleyelim hem de yakından takip edelim. Beraber bu çalışmalarında neler yapabiliriz diye düşünüldü. Bizzat kendisinin İstanbul'a güzel bir tablet hediyesi var. Biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Ölçme Değerlendirme Merkezimizle beraber çocuğumuzu ziyaret etmek istedik. Hem yardımcı kaynaklarımızı ve desteklerimizi sunmak istedik. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle tableti kendisine hediye edeyim. Olur mu tatlım? Hadi buyur lütfen. Bilerek kullan. Koyalım arkadaşlar. İnşallah güzel çalışmalara vesile olsun. Bunlar da Ölçme Değerlendirme Merkezimizin hazırladığı kaynaklar. Milli Eğitim Bakanlığımızın biliyorsun ilk defa bu sene bütün ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynak kitaplar da hazırladı. Çok titizlikle ve çok donanımlı bir çalışmayla hazırlandı. Onları da size de emanet edeyim. Beraber çok teşekkür ederim. Çocuğumuzun çalışmalarında destek sağlamış oluruz. Biraz ağır kitaplarımız. Fasükür olarak çocuğumuza paylaşırız. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Getireceğiz tabii. Bunlar da yine bizim İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezimizin yaptığı uygulamalar, hazır buluşluk belirleme çalışmaları. Beraberinde sağlamış olduğumuz destek kitaplar. Bunlar da beraberinde çocuğumuza sunmuş olacağız. Hepsi Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınları bizzat. Emineleri var. Sizlerimizden selamlarımızı söyleyeyim. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. İnşallah aklımız hep bütün çocuklarımızda ama hastanedeki çocuklarımız da bize çok özel emanet diye düşünüyoruz. İnşallah hep beraber yanlarında olmaya devam edeceğiz. İstanbul'umuzda böyle 15 tane hastanemizde var çocuklarımız. Şu anda bir el sallayalım mı beraber? Hadi bakalım. Hep birlikte bir el sallayalım. Güzel olsun inşallah. Moral çok önemli değil mi? Her şeyden önce. Evet. İnşallah biz de onun için hep beraber yanında olacağız. Yoksa sen zaten biliyorum çok yoğun tamamlayacaksın. Arkadaşlar önce il müdürümüze sonra aile ve çocuk röportaj yapacağız. Dışarıda il müdürümüz ama. Bugün Çam ve Sakura Hastanemizdeyiz malum. 20 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığımız çok özel bir ortamda karne töreni düzenledi. Bizzat Sayın Bakanımız hastanemizdeki hastane sınıflarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizin karnesini ve hediyelerini bizzat takdim ettiler. Tabii kendisine Sayın Valimiz, eğitimciler, hastane yöneticilerimiz eşlik etti. Çok güzel bir gündü. Sizler de muhtemelen izlediniz. Bu ziyaret esnasında Sayın Bakanımız her çocuğumuzla ayrı ayrı ilgilendi. Hepsinin yapılabilecek bütün çalışmalarını kendisi bizzat bizlerle paylaşıp talimatlandırdı. Ancak onlar içinde de özellikle bir öğrencimiz Hüsran Nur üniversiteye hazırlandığını ifade edince 12. sınıf öğrencimiz. Sayın Bakanımız hemen ardından onun çok yönlü olarak desteklenmesi üniversiteye hazırlık sürecinde bizim de onun yanında olmamızı özellikle istediler. Bu çerçevede biz de yine Sayın Bakanımızın öncülüğünde kurulan Ölçme Değerlendirme Merkezimizle bir planlama yaptık. Türkiye genelinde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerinden bir tanesi de İstanbul'da. Çok özel çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda Ölçme Değerlendirme Merkezimizle birlikte mevcut olan öğrencimize dönük sağlayabileceğimiz katkılarımızı planladık. Bugün de Başakşehir İlçe Müdürlüğümüz, yine Rehberlik Araştırma Merkezimiz, Ölçme Değerlendirme Şubemizle birlikte buradayız. Ona kendisine özellikle bakanlığımızın hazırladığı bu yıl ilk defa dağıtılan yardımcı kaynak kitaplarımızdan yine bir demet getirdik. Yine bakanlığımızın hazırladığı soru kaynakları, kitapçıklar ve burada İstanbul'da uyguladığımız hazır buluşluk çalışmalarına dönük bütün verileri yine kendisine getirdik. Ailemizle birlikte paylaştık. Şimdi bu süreçte özellikle Sayın Bakanımızın da kendisine hediye ettiği tableti de yine sunmuş olduk sevgili yavrumuza. Beraber Milli Eğitim Bakanlığımızın biliyorsunuz çok güzel bir dijital eğitim platformu var EBA. Bunun içerisinde 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için bir akademik destek programımız var.
Bu akademik destek programı öğrencilerimizin mevcut olan hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alarak yine öğrencimizin yerleşmek istediği program tercih listesini göz önünde bulundurmak suretiyle öğrencimize bir yönlendirme sistemi sunuyor. Beraberinde öğrencimizin ihtiyaç duyduğu bütün öğrenme konularını, ünitelerini onun öğrenme ritmine uygun bir şekilde aşamalı olarak kendisiyle paylaşıyor. Ve öğrencimizin öğrenme eksiklikleri belirlendikçe bu eksikliklerin bizzat giderilmesine dönük öğrenme listeleri ve yine sorular gönderiyor. Bu bağlamda bu akıllı yönlendirme sistemiyle öğrencimizin bireysel öğrenmesiyle ilgili olarak çok önemli bir katkı sunuyor aslında. Bunu öğrencimize çok daha yakından anlatıp birlikte takip edeceğiz sistemini. Beraberinde yine Başakşehir'deki mevcut olan meslektaşlarımız ve ölçme değerlendirme merkezimizdeki ihtiyaç duyduğu bütün branşlarda öğrencimize destekleme yetiştirme kapsamında eğitim faaliyetleri düzenleyeceğiz. Tabii dezavantaj yaşayan bütün öğrencilerimize ki kısmi hastanede çocuğumuz tabii sağlık sorunlarıyla da çok yönlü olarak uğraşıyor ve bu bağlamda özel bir desteğe de ihtiyacı var. Morale de ihtiyacı var. Biz hep beraber onun yanında olacağız. Hastanemiz sağ olsun yakından zaten hem hastane başhekimliğimiz hem bütün hastanedeki doktor ve çalışanlarımız da çocuğumuzun yanında. Hastanemizde 19 tane öğretmenimiz var. Milli Eğitim Bakanlığımızın görevlendirdiği. Onların her birinin katkı sağlayabileceği branşlarıyla ilgili olarak yine Üstad Nur'un yanında birlikte olacağız. Ve bu süreci aşamalı olarak takip edip inşallah çocuğumuzun düşündüğü, yerleşmek istediği programda ona destek olacağız hep beraber. Ben bu bağlamda emek veren bütün meslektaşlarıma da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'da yaklaşık 500 öğretmenimiz hastane sınıflarında görev almak için eğitim aldılar. 15 tane hastanemizde yine bizzat Sayın Bakanımızın açtığı program ve desteklerle öğrencilerimizin yanındalar, eğitimlerini sürdürüyorlar. Hem eğitim hem sağlık açısından çok memnun kaldık. Eğitimimiz hiçbir şekilde aksamadı. Biz buraya 3 hafta oldu geleli. Benim kızım 3 gündür, haftanın 3 günü, 4 günü burada eğitim aldı. Bundan dolayı biz bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ona minnettarız. Hediyeleri için de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Buradan selamlarımızı iletiyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. Aynen. Ben de eşime katılıyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve yanındaki diğer arkadaşlarına. Çok teşekkür ediyorum. Burada kızıma verdikleri eğitim desteğinden dolayı tabii ki çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada doktorlarımız, hemşirelerimiz çok ilgileniyor. Allah hepsinden razı olsun. Biz onlara da teşekkür ediyoruz. Çok ilgileniyorlar gerçekten. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hepsine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu hastaneyi biz çok beğeniyoruz. Bu hastanenin yapılışında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu hastane aslında ülkemizde de yani şehrimiz İstanbul'a da çok büyük bir hediyedir yani diye düşünüyorum. Böyle hastanelerin yapılmasını istiyoruz yani, devamını istiyoruz. Ben kızımın düştüğü zamanda da geldim burada, kızım ameliyatlarını falan burada olmuştu. Oradaki şeylerden son derece memnun kaldım. Hastanenin gerek temizliği olsun, gerek bakımı olsun, gerek doktorların bizim hastalarımıza falan verdiği önem olsun. Kızım 3 büyük ameliyat geçirdi burada. Hem sırtından, hem belinden, hem de kolundan. Şu anda ameliyatlar son derece güzel olduğuna inanıyorum ben. Benim 5 tane kızım var. En büyüğü işte İmam Hatip'ten sonra 2 yıllık bir açık öğretimden okudu. İlahiyat okudu. Diğer kızım, onun bir ufağı 4 yıllık üniversite kazandı Kırklareli'nde. Şu anda sağlık yönetimi bölümünü okuyor. Onun bir ufağı liseyi bitirdikten sonra henüz bir yere yerleşemedi. Ama onun okuma düşünceleri var. Okursa tabii ki onun arkasındayım ben. Onun bir ufağı da bu var işte. Bunlar da okudukları sürece onların arkasındayım.
Bunun da bir ufağı var. O da şu anda LGS'ye hazırlık yapıyor.